Bak, bu dürüstsün değil mi bana karşı? Dolayısıyla ne oluyor bu? Buna ne diyoruz? Of! Wow! Hangisi yok? Beş evrende video çekmeyebiliyorsunuz, bir kostüm tasarlayamıyorsunuz. Neden ya? Anlatamam. Evet. Neden? Gerçekten ben neydi? Şok kasıyorsunuz. Mottomuz neydi? Ne gerek vardı? Yok mu iki zünlü? Beni bul Fincher. Ay ben hakikaten çok zeki. Şöyle. Bonuslu sıradan sinema bilgilerine. Hoş geldiniz. Sonunda yaptık be. Nasıl geçti? İlk bölüm diyeceğim aslında, biz iki bölümü bir kere de çekmiştik. 35 dakika konuşmasaydık iyiydi. En çok gelebilecek soru. Eski eylem planlı bölümleri devam edecek mi? Sen cevap ver, beni ilgilendirmez. Beni kendi bölümlerim ilgilendirir sadece. Eski playlistlerimizden bazıları da devam edecek. Kıymetini bilseydiniz. Baktım kamera arkasının kıymeti biliniyor. Onlar da devam edecek ama bu sıradan sinema bilgileri, belki sıradan X, Y, Z bilgileri olarak devam ediyor olacak. İlk videolarda yaptığınız birkaç yoruma bizim bazı yorumlarımız var. Bir gizli sapığımız var. Duygu. Duygu bana slime al yoksa hiçbir slime diyor. Slime'a para veremem, kusura bakma. Pembe istiyorum. Hiç sevmem. Bana da yeşil, çırtlak. Bursa ne yapacağız? Bir de Harun var. Harun Işık ama biraz kafan karışık. Ben bilmiyorum, ben sadece kendimle ilgili kısımları okuyorum. Hadi inşallah bir başlayacaksın inşallah. Girişin 35 dakika sürüyor. Yeni haftamıza hazır mısın yeni konulara? Hazırım. Dur onu söyleyebiliriz. Neyi, beni aslında aşağılamadın mı? Asla, nerede aşağılamışım? Bir tane örnek verilebilir mi arkadaşlar? Anladım. Anlamadın işte. Başka ikinci bir örnek verelim. İyi bir isim olmayabilirsin bu işi yapmak için. Üçüncü bir örnek verelim. Herkes biliyor, merak etme. Bilmeyen tek kişi sensin bu videoyu izler. Bu bizim dinamimiz arkadaşlar ama... Ya ablam bana mesaj atmış. Bu bölüm biraz daha... dozajı düzeltmeye çalışıyor. Yo ben çok üstüne gelmişim. Gel ne olur beni gel. Okey, bu hafta sana gizli bir konsept hazırlamıştım ama notların en başına yazdığım için. Onu okumamıştım biliyor musun? İlk videomuza başlıyoruz bu hafta. Size söylemiyorum konsepti, bakalım siz anlayabilecek misiniz? Daha... Ben hala anlamadım bu arada yazıyı görmeme rağmen. İlk videomuzda yine aynı şekilde başlıyorum. Sana bir izleteceğim tamam. Ve yorumlarını alacağım. Pardon. Social Network'ten bir sahneyle başlıyoruz. Filmi izlemiş olanlar belki tahmin edebilir ama biliyorlarsa. Bilmedikleri için bunu yapıyoruz değil mi? İzledin mi bu filmi? Facebook'un bulunma hikayesi. Tamam. Says the college expects all students to be honest. Students are required to respect public and private ownership. Misappropriation. And, yes sir. Var mı bir şey? Var ki izletti de yani şimdi. Sence bu oyuncular ikiz mi? Değil bence. O filmde ikizler. Ama normalde tek kişi değil mi bunlar? Evet, adı ne? Army'e nereden bileceğim ama? Ya kardeşim, ben birebir iletişim kurmadığım kimsenin ismini bilmek zorunda değilim. Armie Hammer ikizi yok. Okay. Nasıl yapmışlar sence? Efektle yapmışlar tamam da yani farklı bir şey söylemeni bekliyorum. Şimdi... Bu heyecanlandırmıyor beni. That's what she said. Nasıl kaçırdım? Geçen hafta koyduklarımızın eskiden ne kadar büyük uğraşlarla yapıldığını, şu an teknolojide ne kadar daha ileride olduğumuzu gör diye yaptım. Bu filmde de dublörü sette oynuyor. Ama yüzünü bu sefer eski teknolojiyi göstereceğim sana şimdi. Küre. Bak şimdi bu kürenin içinde bütün yüz ifadeleri, ona işte belli bütün alfabenin harfleri, belirli kelimelerin hepsi söyletiliyor. Ve daha sonra o sahnede o yüzü konuyor. Ayrışmanı hatırla, orada sette çekiyorlar. Bir şey soracağım. Dublörü yani ikizi hep aynı kişi mi mesela? Aradakini yine bu oluyor güzel mu? Soru. Çok güzel soru. Röportajında Armie Hammer da söylüyor. Düşün David Fincher'la çalışıyorsun diyor ama üstüne bir de iki karakter oynuyorsun diye. Her sahneyi önce o bir karakter, bir kardeşi oynuyor, dublörü diğerini oynuyor. Sonra yerleri değiştiriyorlar. Adam diğer rolü de bir daha oynuyor. Hem diyaloglarının kaydedilebilmesi için hem de o ışıkta sesini anlatabilmesi için. Peki bu adam iki katı para verdi mi? Önemli bir soru. Bilmiyorum. Bana böyle bilgilerle gel. Fazladan para alacaksa bu adam bu işi niye yaptı? Deli mi bunlar ya? Yok mu ikiz ünlü? Beni bul Fincher. Sevdiğin yerden geliyor. Evet. Avengers Endgame'den geliyor. Ölene kadar Marvel'cıyız. Marvel. Abi sesi tadımı koyma. Okey, koymam. Bir sahne izletiyorum. Hadi. Ve yorumunu alacağım. Aha, aşk o geldi. Da çok seksi geldi. Şu adam çok geldi. İzlediğin karelerin tamamında efekt var. Hulk'u falan geçiyorum o hariç. Mekan. Tamam, onlar da var ama yok, onların haricinde baktığın karakterlerde bir efekt var. Buldum sanmıştım. Yani teknik olarak buldun ama giydikleri kıyafetlerin tamamı efekt. Hiçbir kıyafet yok, daha bu sahneler çekildi. Çıplak mı çekmişler? İsterdin değil mi? Bana efektlerini göstereyim şimdi. Çıplak çekmedilerse sıkıcı. Taytlı çektilerse gösterme, soğumak istemiyorum. Bu sahneler çekilirken henüz kıyafetlerin son hali tasarlanmamıştı. O nedenle bunların hepsini... Bir saniye. Yani kıyafetlerin tasarımını yapamadıkları için bunu çekip ondan sonra üstüne efekt ekleyip...
isteyip sonra o kıyafetleri yaptılar mı? Gördün mü? Hala şu kıyafeti gibi. Bak deminki sahne böyle çekildi aslında. Neyse bunlar siyahmış gene hoş. Evet o tipleri değil eski filmlerdeki kostüm yani giyermiş ama hepsi. Bak arka planda yapmışlar. Tutturdun yani teknik olarak haklısı. Biliyoruz bizde bir şeyler. Ne diyorsun bununla ilgili? Bu kıyafetler yapıldı mı sonradan? Bilmem. Gerek soru yok. Gerek. Bunu yapmak aslında böyle söylendiği kadar basit bir şey değil. Çünkü o kıyafet hareket ediyor. Dolayısıyla aslında öncelikle geçen videoda da konuştuğumuz gibi bütün arka planları siliniyor öncelikle. Çünkü o kıyafetin kaplayacağı hacimle bunların filmde gördüğümüz hacim aynı değil. Dolayısıyla bütün vücut baştan modelleniyor. Aslında burada gördüğün sahnelerde boynun altı tamamen silinip 3 boyutlu bir modelle değiştiriliyor. Pardon arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Bir kostüm tasarlanmadığı için bunu neden yaptınız? Yani bu sahnede gerçek olan tek şey... Gördüğün gibi tamamen efekt videosunda gerçek olan tek şey kafalar aslında. Kıyafet yapmak daha kolay değil mi? Neden ya? Neden? Gerçekten ben neydi? Şok kazıyorsunuz. Mottomuz neydi? Ne gerek vardı? Filmi izlerken bunu fark etmedin. Evet tabii şimdi. Dolayısıyla ne oluyor bu? Buna ne diyoruz? İlk filmde de yani farkında olmadığım bir efekt vardı. Burada da görünmez efektler. Böyle hani bazen izlersin ama o yaratık bir efekti onu koydular falan. Bunlar böyle görünmez farkında olmadığın efektler. Özür dilerim kıyafet almaya mı erindiniz ya? 5 evrende video çekmeyi biliyorsunuz bir kostüm tasarlayamıyorsunuz. Hazırsan bir tane artık görünmez efektler olduğunu anladın. O görünmez sana... efektler değil gereksiz efektler. Bence en bombası bu. Arka plan hariç ne efekt? Yine görünmeyen, fark edemediğim bir efekt var. Yani bu insan aslında yok, bunu da oynatıyor, çıkmasınlar şimdi. Öyle değil mi? Dürüstsün değil mi bana karşı? Hangisi yok? Ay ben hakikaten çok zekiyim. Bak bir şey söyleyeyim senaryo yazıyorsun diyecekler. Allah belamı versin. Benden saklıyorlar ben. Şöyle %50 tutturdu. Sette yok o oyuncu. Yani bir kişi buraya sonradan yerleştirme. Anne mi kaynaklı? İşte onu araştırmaya adım. Şundan dolayı. Sen de şey yapsana. Wow yapsana. Şundan dolayı. Wow. Öbür oyuncuyla çekiyorlar. Öbür oyuncunun cinsel taciz olayı ortaya çıktıktan sonra Netflix onu kovuyor. Ama tabii o karakteri çıkaramadıkları için filmden yeni bir oyuncuyla bütün sahnelerini tekrar çekiyorlar. Ama tabii film çekimleri bittiği için kadını sadece stüdyoda yeşil perdeyle çekip... Ne kadarını çekmiş olabilirler mesela? Yani kadının olduğu tüm sahnelerde kadını tekrar çekiyorlar. Kim efekt bana onu anlayabilecek misin? Ben şimdi de bilerek izle bakalım. Ah, şu iki kişi başta konuşanlardan biridir diye düşünüyorum. Ama anlayamıyorsun değil mi? Yani bence bu. Olmadığını. Adam. O orada yok diyorsun. Ay, o kadar görünmez ki diğer aslında. Kadın bütün sahneleri... Aa doğru kadına gelince her yeri freelaştırıyor. Diyorum. Ama ben bu arada görsel olarak şey. Anladığım için söylemedim. Hani görünmez tabii efektten ilerletiyor. Ama gene de bence zeki. Bak aynısı. Ya var işte. Tamam bekle şimdi göster. Yeşil perdeli bir ayrı bir sette çekiyorlar. Mümkün olduğunca aynı ışığı yerleştiriyorlar. Ama tutmuyor tabii şey kamerası. Compositing diyoruz buna. Compositing aslında efekti yapıyorsun 3 boyutlu. Gerçek sette çekilen kameran var. Bu ikisinin birleştirilmesi işlemine compositing diyoruz. Birleştirme. Ama böyle sandığı kadar basit bir işte. Mesela burada çektikleri hiçbir şey tutmamış. Ama yapan kişi yaptığı renk filtreleriyle, kiylemeyle, arka plana oturtmayla birebir hiç farkında değilmişsin gibi oturtuyor. Şimdi ben gene bir şey sinirlendim. Söyleyebilir miyim? Ya başka bir oyuncu cinsel taciz burada. Sebebiyle çıktığı için şu an efekti gömemeyeceğim ya. Efekt çok iyi zaten gömemez. Yok filmin çok kalitesini düşürmüş bence. Lan fark etmedim bile adamımı çıkarmışlar dedim. Görsel olarak anladığım için söylemedim. Görünmez efektlerimizle ilgili ne diyorsun genel olarak? En büyük görünmez efekt hangisi ilk duyduğunda şok olduğun? Onu bilerek koymadım. Onu biliyorsun. Parazit'in izlemediyseniz izleyin. Orada bir ev... De geçiyor zaten bütün olaylar da. Evin üst katı yokmuş. Efekle koyuyorlar. Gereksiz. İnanılmaz gereksiz. Ya iki katlı bahçesi bir de başka ev bulamadılar mı? Ne bu efekt yapma aşkı ya? Sana... Gerek yok. Bu hafta da bizim harman bir sözümüz var. Kendim bildiğim bileli tanıdığım en yakın arkadaşıma en yakın arkadaşım dedim diye çok trip yedim. O zaman bizi yorumlarını hiç esirgemeyen Harun Işıklar olmadı çok sonra. Harunlar bizi takip etsin. Ama Harun Işıklar'a şey çok teşekkürler. Bir şey diyeceğim yorumlarını esirgemeyen herkes canımız ciğerimizdir. Yorum özellikle yapan, ilk gün. Özellikle gördüğünde ya videonuz şöyleydi deyip yorum yapan feedback veren herkese kocaman
Böyle böyle böyle. Hadi yap. Çok kalp. Bok gibi yaptık ama olsun. İzlemeye devam edelim. Paylaşma, like, share. Yeni bir sıradan sinema bilgileri bölümünün sonuna geldik. Paylaş. Eylem ben sizi video paylaşınca izlemeyin. İzlemiyorum. İzlerler bekleyemem. İzlerler, izleyin. Yani hepsini izleyin. Bak. Çok izleyin. Bye bye.